Merhabalar arkadaşlar. Kurutularak lezzetli bir atıştırmalık haline getirilen ve 3 farklı isminden söz ettirilen işte o güzel meyve. Trabzon hurması, cennet hurması veya Japon hurması olarak da bilinir. İşte Trabzon hurmasının kurutma yöntemi nasıl olur? Gelin hep birlikte görelim. Olgun ama sert Trabzon hurmalarını seçiyoruz. Saplarını bırakıyoruz. Hurmaları soyuyoruz. Sap kısımlarını bir ip yardımıyla bağlıyoruz. Hurmalar birbirlerine değmeyecek şekilde bir yere asıyoruz. Güneş gören ve hava akışı olan bir alan tercih edebilirsiniz. Günde bir kere kontrol edin. Ve 3-4 hafta boyunca kurumasını bekleyin. Üzeri beyaz şeker tabakası ile kaplanabilir. Bu doğal bir süreçtir. Kurutulmuş Trabzon hurmalarını serin, kuru ve hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.